Merhabalar, sevgiler, saygılar, bayanlar, baylar. Bugünkü programımız dünya milletleri, devletleri arasında bir türlü netleştirilemeyen egolara, ihtiraslara kurban edilerek sürekli dünya halklarının çatışmasını teşvik eden bir takım kavramları açıklamak, kendi gücümüz ölçüsünde tanım getirmeye çalışacağız. Evet, konu başlığımız din, ego, ruh, iman, Müslüman ve etnik milliyet kavramları. Bilinmesi gereken gerçeklik olarak din bir vasıtadır, araçtır. Egomuz bir araçtır, vasıtadır. Ruhumuz amaçtır, olgunlaştırılması gerekmektedir. Ego aracı iyi yönetilerek, iyi kullanılarak. Çünkü insan buradaki hayatta ölümü sonrası yok olmuyor. Et kemik sadece ruh olan gerçek insanın üzerine giydirilmiş, adeta elimizin üzerine giydirilmiş eldiven gibidir. Bunu insanlar ikna olmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü pozitif bilimlere göre çalışan akıl yapımız, beynimiz, onun tam tersi olan, 180 derece ters olan antimadde kavramı dediğimiz ruh kimliğimiz, ki onun da gerçek bir aklı var, hatta derin akıl dediğimiz kavram ruh kimliğimizdeki zekamıza aittir. İşte beynimiz bunları tanımlayamamaktadır. Pozitif bilimlerin bütün kavramlarını beynimiz sebepsel ve mekanizmalar sürecindekileri tanımlayabilir ancak. İman dediğimiz kavram, Müslüman kavramla aynı kategoride bulunmakta, iman ve Müslüman kavramı dinler üstü bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Yani X dinden bulunuyor olmanız, Yaratan'ın göndermiş olduğu dinler olmak kaydıyla iman taşımıyor olmanız çok tehlikeli ve çok olumsuz bir pozisyon. Yaratan'ın peygamberleri, 124 bin peygamberinin dünyaya gönderildiğinden bahsediliyor. Özellikle dört son kutsal kitap, bunlar esasen Yüce Allah'ın kendinin insanlığa göndermiş olduğu mesajları içermektedir. Ve bunlar farklı yüzyıllarda peygamberler vasıtasıyla insanlığa gönderilmiştir. Davut peygamberin Zebur kitabı, daha sonraki süreçte İsa peygambere İncil, daha doğrusu Tevrat, daha sonra İncil ve en sonunda Kur'an-ı Kerim. Bu süreçlerde bilinmesi gereken şudur. En son versiyon olarak gelen Kur'an-ı Kerim'imiz
kendinden önce gelen diğer kitapları kapsayacak şekilde ve onlara atıf yapacak şekilde bir son retuşlama, son şekillendirme sürecidir diyebiliriz. Yani Yaratan'ın kendi son kitabında bana oğul isnat etmeyin diyor. Diğer geçmiş kitaplara atfen. Çünkü gelen orijinal pozisyonunu koruyamamışlar. Kimi din adamları tarafından bunların içerisine tahrif edilmiş, Yaratan'ın göndermediği ayetlermiş gibi bir şeyler sokuşturmuşlar. Yaratan'ın kendine ait olmayan bir takım isnatlara kalkışmışlardır. Yüce Allah son kitabında bunları reddetmiştir. Burada önemli olan şu an dünyamızda Müslüman olan din olarak geçerli olan İslamiyettir. Bunu Yaratan'ın kendi söylemektedir. Yani Yaratan'a ortak koşmuş olmanız onun tekliğine aykırıdır. Çünkü bütün sistemi teklikten başlatarak kendi tekliğine atıfta bulunarak kendisine eş koşulmasını reddetmiştir. Halbuki diğer din kitaplarına bakıldığı zaman kutsal kitaplara buna aykırı bir takım süreçlere girildiği görülmüştür. Tabii ki orijinal ayetleri içermektedirler ama imana aykırı olacak şekilde, tevhide aykırı olacak şekilde din adamlarının kattığı bir takım süreçlerde bulunmaktadır. Son kitabında artık göndermeyeceğim dediği, son kitabıyla nokta koyduğu ve bütün geçmişteki süreçleri özetlediği, onları hepsini kapsamına alacak şekilde oluşturulmuş olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Din uğruna yüzyıllardır savaşlar yapılmıştır. Din bir vasıtadır. Yani bir otobüs düşünün. Niçin tasarlanır? Yolcu taşımak için. Yolcu taşımayan bir otobüs niçin tasarlanmış olsun? Yani din bir vasıtadır, araçtır. İman taşımak için. Yani Yüce Allah'ın kendi teklik ve realitelerini taşıma adına görevlendirilmiş bir mekanizmadır. Siz bir vasıtaya fosforlar yapıştırarak amaçlaştıramazsınız. Amaçlaştırmanız halinde o zaman esas amaç olanlar devre dışı kalacaktır. Hiçbir gaye de gerçekleşemeyecek. Yani olgunlaşma, gerçek bir olgunlaşma süreci tamamlanamayacaktır insanların bünyesinde. Egonun üzerine çiçekler ekerek ruhumuzu adım adım olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu Yaratan'ın emrettiği şekilde iman etmeyi gerekli kılmaktadır. Bütün olumlu, olumsuz akıbetlerimiz dünyada, ahirette tamamen olgunlaşma, ruhi olgunlaşma üzerine kurulmuştur. İnsanı kamil, kemal sahibi bir kişiye, gerçek mana ve mahiyetli bir insana dönüşmüş olmayla ilgilidir. Bu hayata gelirken insanlar İnsan olacak şekilde et kemik olarak değil, ruhi mana ve mahiyet, siret dediğimiz mana ve mahiyet çerçeveli gerçek insan olabilme adına bir yola çıkıyorlar. Kimisi çiçek gibi bir
varlığa dönüşüyor, kendini geliştiriyor, ötelere taşıyor. Kimisi de tam tersi, tamamen insanlık dışı negatif bir yol izlemektedir. Demek ki iman ve Müslüman kavramı dinler üstü bir kavramdır ve yaratanın kendi tekliği, eşi benzeri olmaması, tek Rab oluşu üzerine kurulmuş bir kavramdır. Bu kavramlar dinmiş gibi şey yapılamaz. Din araçtır, vasıtadır. Etnik milliyet kavramları insanların yaratılmasıyla ilgili olarak kavim kavim, biz insanları kavim kavim yarattık, birbirleriyle tanısınlar diye. Bu söz yaratanın kendine ait. İnsanlar kendi renkliliklerini, zenginliklerini bir kenara bırakıyorlar, vasıtaları amaç haline getiriyorlar ve birbirlerini yemeye başlıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Tarih boyunca baktığımız zaman din uğruna milyonlarla insan yok edilmiştir. Dinin kendinin vasıtalılık rolünü kaybettirip onu amaçlaştırmadan kaynaklanıyor. Elbette ki ilk zamanlar yeni bir din geldiği zaman egosunun sıfatlarını ilahlaştıranlar o dinin yeşermemesi adına yok etmeye kalkışmışlardır ve bir takım çatışmalar çıkmıştır. Bir takım savaşlar gelişmiştir bu süreçlerin içerisinde. Ama bilinmesi gerekiyor. Bundan sonra dinin ilahlaştırılması, vasıtalılık pozisyonundan amaçlaştırılması, egonun sıfatlarının vasıtalılık rolünden amaçlaştırılması hiçbir zaman bütün bu azapları, ağlamaları, kan gözyaşlarını, ölümleri bitirmeyecek dünyamızda. İnsanlar niçin acaba bunu yapıyor? Olgunlaşamadığımız için. Gerçek olgun insanlar acaba böyle süreçlere girebilir mi? Hiçbir zaman yaratan insanlardan böyle bir şeyi istememiştir. İstemiyor da zaten. İnsanların kaynaşmasını teşvik ediyor. Niçin akraba evliliklerinde genetik hastalıkları ön plana çıkarmaya çalışılıyor? Çünkü farklı insanların tanışıp kaynaşmasını, birbirleriyle buluşmaları, sevişmelerini istiyor. İnsanların çatışması, kavga etmesi nereye hizmet edecek acaba? Mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini mi bu dünyada, yoksa ahirette olumlu sona kendilerini taşıyacak süreçler mi bunlar? İnsanoğlu ne zaman kendi kendiyle yüzleşecek acaba? Demek ki tekrar ediyoruz. Anlaşılmamıştır gördüğümüz kadarıyla dünya halkları tarafından. Din ve ego ikisi de araçtır, vasıtadır. Bunlar amaçlaştırılması halinde çok tehlikeli sonuçları bulunmaktadır. Ruh ve iman amaçtır. Ruhumuzun ego vasıtasını kullanarak olgunlaştırılması gerekmektedir. İman dediğimiz realitelerin temelinde, imana sahip olmadan gerçek bir ruhi olgunluk sağlanamaz. Son dönemde bir takım sapık sapık itikatlar, sapık sapık doktrinler türemiştir dünyanın her tarafında. Gerçek imana sahip olunmadığında doğal olarak bir takım boşluklar sapık kavramlarla doldurulacaktır. Hayat boşluk tanımadığını hepimiz kabul ediyoruz zaten.
Halbuki bu sapık itikatler ve doktrinler sadece adeta insana morfin verilmiş gibi uyuşturuyor, sanal bir atmosfer içerisinde bir takım sıkıntılardan kurtulurmuş gibi süreçler yaşatıyor. Sonra sarhoşluktan uyandıktan sonra bir takım acı gerçekler yine karşımızda duruyor zaten. Kaldı ki bu gibi ilahi orijinli olmayan kavramlar ruhu besleyip olgunlaştıramaz ve geliştiremez. Ruhun beslenmesi, olgunluğa taşınması kendinin geldiği gerçeklerin dinamikleriyle mümkün olabilir ancak. İnsanlar bunları çok iyi anlaması gerekir. Milliyet kavramları da araç ve vasıtalılık özelliği taşımaktadır. Bunları sürekli amaçlaştırarak, sürekli amaç pozisyonuna dönüştürerek, hatta ve hatta imanın, Müslüman dediğimiz dinler üstü kavramların da üzerine çıkararak kaoslar, çatışmalar, yıkımlar yapmanın kimseye bir faydası yoktur. Elbette ki her kavimin, her milletin bir milliyeti, bir kimliği vardır ve sizin kendinize atfen bir sembolik özelliği vardır. Uluslararası alanlarda da kendi toplumumuzun bünyesinde de bu bizi ifade eden bir kimliksel araç özelliğindedir. Bunu farklı zeminlere taşımanın, kaos estirmenin, çatıştırmanın, toplumsal sosyal barışı bozmanın, huzursuzluk çıkarmanın gereği bulunmamaktadır. Programımız burada son buluyor. Son olarak şunu da dile getirmek istiyoruz. Kimi farklı din adamları Yaratanın bir takım gerçekliklerini yaşama ve ön plana çıkarma yerine egolarına keyif çattırma adına, egoları ve ihtiraslarını tatmin etme üzerine her zaman güneşe balçıkla sıvamaya kalkışmışlardır tarih boyunca. Halbuki bu kendilerini aldatıştan başka bir şey değildir. Kendi kendilerine ihanet ve akıbetlerinin ne olacağını kendi elleriyle tayin etmiş oluyorlar. Programımızı noktalamak istiyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz. Hoşgörülü, toleranslı, kucaklayıcı, barışık ilişkiler temennisiyle kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.